medyadaki haber ve başlıklarla Türkiye hakkındaki global medyada öne çıkan başlıkları artı gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran değerlendirecek kendisi stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ebru merhaba. Bugün global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan konuları aktarayım önce. Dört konu var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık kampanyasının ilk televizyon tartışmasında birinci raundu Joe Biden kazandı. Trump hakaretler, alaycı ifadeler ve söz keserek kaos yarattı. Yukarı Karabağ çatışmaları sürüyor. Koronavirüs her yerde hala çok güçlü. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye Azerbaycan'a Suriyeli savaşçı gönderiyor. Voice of America. Ermenistan Türkiye'yi bir savaş uçağını düşürmekle suçladı. Bu haber birçok medya organında var. Deutsche Welle, Le Point. Le Point'deki haberde Türkiye'nin bu iddiayı reddettiği bilgisi de yer almış. Karabağ. Rusya, Türkiye'den ateşkes çabalarını desteklemesini talep etti. El Cezire, Katar. Karabağ. Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya körükle gidiyor. Le Monde, Fransa. Türkiye ve Rusya kiralık askerlerin savaşında yeni bir çağa önderlik ediyor. Bu Ermenistan-Azerbaycan ihtilafından bahseden bir haber yayınlayan Washington Post. Türkiye Karabağ'da şiddeti teşvik ederken İran ülke içindeki olası çatışmalardan çekiniyor. Öreyjanet İran'da Azeri topluluğun olması Ermenilerin de yaşaması açısından İran'ın yönetim açısından bir tehlike arz ettiği belli oluyor bu haberden. Kafkasya. Ermenistan Azerbaycan anlaşmazlığı. Türkiye ihtilafın merkezinde. Bunu yayınlayan Alsas, Fransa. Azerbaycan ile Ermenistan savaşırken Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Türkiye ve İran'ın konumları. Haftalık Haber Dergisi Newsweek. Karabağ. Azerbaycan ve Ermenistan görüşmeye yanaşmazken Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısı yaptı. Guardian. Ambargoya rağmen Azerbaycan ile Ermenistan'ı kim silahlandırıyor? Liberasyon. Çok sayıda Azerbaycan Ermenistan çatışması ile ilgili haber vardı. Şimdi diğer konulardaki haberlere geçiyorum. Washington, Türkiye ile kapışan Yunanistan'a desteğini artırdı. Los Angeles Times. Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Yunanistan ve Türkiye'yi deniz sınırları ihtilafı konusunda müzakerelere başlamaya çağırdı. Voice of America. Akdeniz. Avrupa Birliği Türkiye'den yapıcı olmasını talep ediyor. Le Figaro. Mısır, Arap ülkelerini Suriye'de Türkiye'ye karşı birleştiriyor El Monitor. El Monitor'dan bir başlık daha. Türkiye Filistinlileri birleştirme sürecinde Mısır'ın yerini tutabilir mi? Hollanda. Bir milletvekili Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını talep etti. Bunu yayınlayan El.Eferi Fransa'da Afrikalılara yönelik bir internet sitesi söz konusu talebi dile getiren aşırı sağcı Hollandalı milletvekili Gaert Wilders. Erdoğan'ın yeni Türkiye söylemi artık geçersiz. Middle East Eye. Türkiye kendi kültürel mirasını yıkıyor Asia Times. Bu haberde Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon konu edilmiş. Türkiye döviz alımlarındaki vergide indirim yaparak normalleşmeye doğru bir adım atıyor Bloomberg. Yeni Türkiye ve Türkiye kökenli Fransızlar. Karmaşık bir karşılıklı bağımlılık. Le Monde Diplomatik'te Fransa'da yaşayan Türkler hakkında bir değerlendirme. Salih Müslim. Türkiye Kobane zaferini hiçbir zaman sindiremedi. Rojenfo. Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz bugünkü sadece Amerikan değil İngiliz ve bütün Batı dünyasının gazetelerinde dün akşam Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki televizyon tartışması bütün birinci sayfaları kaplamış. Haberle ilgili çok ayrıntılı, geniş yorumlar, değerlendirmeler ve haberler var. New York Times'tan başlıyoruz. Karşılıklı atışmalar, Trump'ın yalanları ve alaycı sözleri Biden'la tartışmanın ortamını bozdu kaos yarattı. Rakibinin sözlerini her seferinde kesen Trump, kararsız seçmenleri hiç etkileyemedi. Biden, bu durum başkanlık makamına hiç yakışmadı dedi. Üf, tartışma sırasında kes sesini be adam filan gibi bir takım sesler duyduk. New York Times, Trump'ın sözlerini gerçek testine tabi tuttu. Yayın boyunca Trump'ın söylediği her olguyu New York Times'ın uzmanları hemen doğru mu yanlış mı diye çek ediyor, kontrol ediyor. Sonuç, başkanın 10 sözünden yaklaşık 7'si olgusal olarak yanlış. Trump kişisel çıkarları uğruna Amerika Birleşik Devletleri'nin güven güvenirliğini dağıttı. Trump bir uyarı yaptı. Bunu ciddiye almamız lazım. Bunu yazan New York Times'ın köşe yazarı Thomas Friedman. Ee, diyor ki Friedman, hali hazırda Amerikan demokrasisi ne 1861'deki İç Savaş dönemi, ne Pearl Harbor'da İkinci Dünya Savaşı dönemi, ne Küba krizi 60'lı yıllar. O dönemlerden çok daha vahim bir şekilde Amerikan demokrasisinin tehlikede olduğunu yazmış. Bir başka yorum başlığı. Trump'ı yenmek istiyorsanız onunla alay edin. Washington Post'a geçtik. İlk televizyon tartışması sert geçti. Trump sürekli olarak Biden'ın sözünü kesti, onu hakaret etti. Trump başkanlığı boyunca zaten tekzip edilmiş yanlış olgulara sürekli olarak referans verdi. Trump ilk ırk konusundaki tartışmayı alevlendirirken beyazların üstünlüğünü savunan milisleri mahkum etmeyi reddetti. Trump, bir yorum başlığı daha, Trump tartışmayı da kendisini de berhava etti. Bir başka yorum başlığı, bozguncu Trump artık yeni bir lider değil. Koronavirüs baş ahçının tad alma duygusunu köreltti ve bir daha ne zaman tad alacak belli değil. Pandemi milyonlarca insanı açlık ve yoksulluğa mahkum ediyor. Gazeteci Jamal Khashoggi'nin arkadaşları Arap dünyasında demokrasiyi savunmak için bir grup kurdu. Washington'da kurulan yeni grubun adı Arap Dünyası için Şimdi ve Hemen Demokrasi. Kaliforniya'ya gittik Los Angeles Times. Tartışma boyunca Trump sürekli olarak Biden'ın sözünü kesince tartışma gecesi, hakaret ve itham gecesi oldu. Bir yorum başlığı, daha doğrusu Los Angeles Times'ın baş yazısının başlığı, Trump'ın saldırganlığı Amerikan halkına hakarettir. Kaliforniya'da yangın bağları mahvetti. Kaliforniya'da Napa Vadisi'nde çok çeşitli Fransız kökenli üzümlerden yapılma şarap üretimi var. Ermenistan'ın küçük bir bölgesi Karabağ'dan bahsediyor. Büyük bir çatışmaya neden olabilir. İngiltere'ye geçtik Guardian. Başkanlık seçimlerinde ilk televizyon tartışması. Trump'la Biden kapışırken kaos yaşandı. Bu kaos sözcüğü birçok haberde geçiyor. Başkanlık tartışması. Üç farklı topluca televizyon izleme partisinde kaos nasıl algılandı? Guardian çok iyi bir şey yapmış farklı sınıflardan, farklı siyasi görüşlerden üç grubun tartışmayı izlemesini aktarmış. Koronavirüs, Belçika'da ölü sayısı 10 bini geçti. Ukrayna ve Slovakya'da günlük vaka sayısında rekor düzeye ulaşıldı. Dünya Bankası, yoksul ülkelerin Covid aşısını satın alabilmeleri için 12 milyar dolarlık bir plan hazırlandı. Bir yorum başlığı, İşçi Partisi, muhalefetteki İşçi Partisi İngiltere'de yeniden hükümete gelmek istiyorsa bugünden daha cesur davranması lazım. Fransa'dayız Le Monde. Trump-Biden tartışması Amerikan Amerikan demokrasisi için kaygı verici bir durum. Joe Biden. Yeterli oy alırsak tamam, işi biter ve gider. Belçika'da seçimlerden 16 ay sonra Nihayet bir hükümet kurulabildi. Shell petrol şirketi. Shell petrol talebinin azalması nedeniyle 7 bin ila 9 bin arasında çalışanı işten çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiştiniz bu haberi biraz önce. Amerika Birleşik Devletleri'nde Disney Eğlence Parkı'nda Covid-19 nedeniyle 28 bin çalışan işini kaybetti. Son gazetemiz Liberasyon. Trump Biden televizyon tartışması Amerika Birleşik Devletleri'nin karanlık bir dönem geçirdiği tezini güçlendirdi. Fransa'da polis 40 yıldır ilk kez bu kadar derin bir şekilde sorgulanıyor. Fransa'da özellikle bu sarı yelekler ve daha sonraki gösterilerde polisin tutumu çok eleştiri almıştı. Boş evleri işgal yasası Boş evleri korumak sokakta uyuyan insanlardan daha önemli hale geldi. <laughs> Rusya'da Stalin dönemi üzerine çalışan bir tarihçi çocuk tacizi suçlamasıyla 13 yıl çalışma kampı cezasına çarptırıldı. Ebru Hocam çok teşekkür <laughs> ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.